Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi size zirai ilaç pompası yapımını göstereceğim. Buzdolabı motoru var elimde bir tane. LPG tankı var. Şimdi bunları birleştireceğim. İlk önce LPG tankının içine su doldurduk. Delmek için, kaynatmak için. Patlamaması açısından. Evde denemeyiniz tek başınıza. Basma. Evet, şu an LPG tankının ağız dolum yerini açmaya çalışıyoruz. Evet, delik delme işlemimiz tamamlandı. Deliğimizi açtık. Şimdi ağız dolum yerine Kaynatacağız. Bu şekilde. Evet. Buradan ilaç doldurma yeri. Kapatabilirsin. Üzerine şimdi manuel basma pompasını da takacağız. Bu benim elimde vardı. Eski bir ilaçlama pompası. Bunun sacı eskidiği için biz bozduk. Bu şekilde yeniden yapıyoruz. Bu şekilde bu da buraya kaynatılacak. Buraya da kaynayacak. Bir de sapımız var şurada. Bu şekilde. Sapımız da kaynayacak. Ve motorumuz burada olacak. Yani elektrikli olmuş olacak. Elektriğin olmadığı yerde de bununla basıp bu şekilde dolduracağız. Motor bağlantısını kaynatıyoruz. Diğer üç tanesini kaynattık. Şimdi tekerleklerin ayaklarını kaynatıyoruz. Tarlada çekebilmek için ağaç ilaçlarken veya herhangi bir bahçe ilaçlarken İlacı basacak olan çıkış burası. Buraya bunun hortumunu takıp ilaçlamayı yapabiliriz.
Montajımız bitti arkadaşlar. Sadece basınç şarteli takılacak şuraya, vananın oraya. Şu anda doluyor zaten. 6 var. Gördüğünüz gibi. Netlesin şöyle. 6 var. Bu şekilde. İster buradan manuel olarak basabilirsiniz. İster elektrikli. Şimdi normal tutarız. Bu şekilde denemesini yapalım. Tabi içerisinde su var bunun ama en son bitmiş videosunu yine atacağım. Birleştirip atacağım zaten. Bunun içerisindeki şu anda su. Kaç bardağı var? Şu an 3 barda. 3 barda mı? Evet, 3 barda şu an. Zaten bu kadar şey olmaz mı? Basıncını buradan düşürebiliyoruz. Bu şekilde. Açıp kapatabiliyoruz yani. Bu şekilde tanzimini ayarlayabiliyoruz istediğimiz gibi. Basınç şartlarını alıp taktığımız zaman tamamdır. Kanalıma destek için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmından bekliyor olacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.